Türkiye'nin ilk sakin şehri, Anadolu'nun sefer güzeli Seferihisar. Can Gizikolikler, Türkiye'nin ilk sakin şehri, Cittaslov olarak adını tarihi yazdıran Can Gizikolikler tarafından sessiz ve şirin bir tatil beldesi olarak tercih edilen, muhteşem manzaralara ev sahipliği yapan sahilleri, mavi bayrak unvanını almaya hak kazanmış plajları, İçine girdiğiniz zaman büyüleneceğiniz mis kokulu mandalina bahçeleriyle birlikte lavanta bahçeleri ile de ülkemizin en popüler tatil ve dinlenme merkezlerinden biri olma yolunda hızla ilerleyen İzmir ilinin güneyinde Seferihisar şehrimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şayet buram buram huzur ve güzellik kokacak bir seyahate hazırsanız, adeta bizleri Seferihisar gezimizde dört gözle bekleyen Sığcık Mahallesi'nde yer alan tarih ansiklopedisi Teos Antik Kenti, görsel bir şölen Sığcık Sokakları, Seferihisar şehir merkezinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta yer alan tarihi kadim bir miras Sığcık Kalesi, Sığcık kadınlarının elleriyle yaptığı en doğal ürünlerin tezgahlarla buluştuğu yöresel ürünlerin merkezi Sığcık Pazarı, maki ve zeytin ağaçları arasında kalan Sığcık Doğa Okulu, tertemiz ve muhteşem bir plaj Akkum Plajı, en güzel plajlardan biri Akarca Plajı, Osmanlı'nın yöredeki önemli eserlerinden bir tanesi tarihi ve kadim yapısıyla Seferihisar Ulu Camii, buram buram bilim ve sanat, Bilimsev, zeytin yetiştirmede ve zeytinyağı yapımında olağanüstü başarılar gösteren Gödence Köyü, enfes Seferihisar yöresel damak tatlarından lezzetin yuvalandığı köfte Yuvalaça, İzmir'in efsane lezzeti Kumru, Ege kahvaltılarının vazgeçilmezi Boyoz, sebze şöleni enginar çanağı ile hep birlikte keşfedeceğiz inşallah. Kahvelerinizi aldıysanız hemen başlıyoruz. Seferihisar'ın kadim tarihi. Seferihisar şehrimizin kadim tarihinin ilk olarak M.Ö. 2000'li yıllara dayandığı birçok kaynakta geçmektedir. Yöredeki ilk yerleşim yeri ise 12 İyon kentinden biri olan Teos kenti olmuştur. O yıllarda Giritlerin egemenliği altında kalan yerleşim merkezi, daha sonraki yıllarda Akaların egemenliği altında kalmıştır. Birçok egemenliğe ev sahipliği yapan Seferihisar yöresinde Lidyalılar, Persler, Atinalılar, Spartalılar, Pergamon Krallığı, Roma ve Bizans İmparatorlukları hakimiyet kurmuştur. Seferihisar şehrimiz ilk defa 1884 senesinde Osmanlı İmparatorluğu devrinde kaza statüsüne sahip olmuştur. Seferihisar ismi nereden geliyor? Seferihisar isminin Romalı General Tissafernes'in döneminden bu zamana kadar geldiği söylenmektedir. Selçuklu dönemine kadar Tissaferin veya Tissaferinopolis olarak bilinen yerleşim merkezinin ismi, Türklerin 1071 yılından sonra Yüce Allah'ın izniyle Anadolu topraklarına göçüyle birlikte isminin sonuna Hisar kelimesi eklenmiş ve Tissaferin Hisar'a dönüşmüştür. Uzun yıllar söylene gelen isim günümüzdeki haliyle Seferihisar ismine evrilmiştir. Can Gizikolikler. Seferihisar coğrafi konumu ve iklimi. Seferihisar ilçemiz yaklaşık 400 kilometre kare yüz ölçüme sahiptir Can Gizikolikler. İlçenin kuzey tarafında Urla, doğu kısmında Menderes, kuzeydoğu kesiminde Güzelbahçe ve Karabağlar ilçeleri, güney ve batı tarafında muhteşem Ege Denizi bulunmaktadır. Seferihisar yöremizde Akdeniz iklimi egemendir. Buna bağlı olarak yaz ayları sıcak geçerken kış ayları daha çok ılık geçmektedir. Can Gizikolikler. Tarih ansiklopedisi Teos Antik Kenti. Sığcık Mahallesi'nde yer alan Teos Antik Kenti önemli tarihi yapıtlar arasında yer almaktadır. Teos Antik Kenti M.Ö. 1000 yıllarında ilk olarak Akalardan kaçan Giritlilerin egemenliği altındayken ilerleyen yıllarda İyonluların egemenliği altında kalmıştır.
Teos Antik Kenti'nin en ilgi çekici bölümü ise Dinosaurus Tapınağı'dır. Dinosaurus Tapınağı, dünyadaki sözde şarap tanrısı Dinosaurus adına yapılan en büyük tapınaktır. Dolayısıyla bu tapınak Seferihisar turizmi için çok büyük öneme sahiptir. Can gezikolikler. Görsel bir şölen, sığcık sokakları. Seferihisar, şehir merkezinden yaklaşık 5 km uzaklıkta yer alan sığcıkın buram buram otantizm ve güzellik kokan sokakları gören herkesi adeta büyülemektedir can gezikolikler. Muhteşem güzellikteki sığcık sokakları özellikle yaz aylarında çok ayrı bir güzelliğe bürünmektedir. Rengarenk çiçekleriyle her tarafa adeta huzur ve güzellik saçılmaktadır. Tahta parjurlu konaklarda yaşamak ve böyle bir güzellikteki sokakta gezip dolaşmak sanırım herkesin hayalidir. Ruhlarımızı ve gönüllerimizi dinlendiren sığcık sokakları siz can gezikolikleri de hasretle bekliyor inşallah. Benden söylemesi, tarihi kadim bir miras Sığcık Kalesi. Sığcık Kalesi limanın hemen yanında yer almaktadır. Kalenin kim tarafından yapıldığı ve ne zaman yapıldığı ise tam olarak bilinmemektedir. Fakat yapılan tahminlere göre Selçuklular döneminde inşa edildiği söylenmektedir can gezikolikler. Birçok restore çalışmasından geçen kalenin Aydınoğulları ve Osmanlılar döneminde hasar gören bölümleri tamir edilmiştir. Surlar içerisinde yer alan kalenin 3 adet kapısı vardır. Üzücü bir durumdur ki kalenin kapılarının şu an nerede olduğu bilinmemektedir can gezikolikler. Yöresel ürünlerin merkezi Sığcık Pazarı. Sığcık kadınlarının elleriyle ürettikleri, lezzet üstüne lezzet eklenen en doğal ürünlerin tezgahlarla buluştuğu bir pazardır. Belki de hiçbir pazarda bu kadar doğal ürünü bir arada göremeyeceğinizi söyleyebilirim can gezikolikler. Ev hanımlarının iş başında olduğu bu pazarın içerisinde hamur işinden konservelere kadar aradığınız her şeyi bulabileceğinize inanıyorum can gezikolikler. Yok böyle bir okul, Seferihisar Doğa Okulu. Doğa Okulu Orhanlı Köyü'nde yer almaktadır. Maki ve zeytin ağaçlarının arasında kalan okul, Orhanlı İlkokulu'nun restorasyonu ile canlılık kazanmıştır. Okulun kapladığı alan yaklaşık 6 dönümden oluşmaktadır. Seferihisar Belediyesi, Orhanlı Köyü Derneği, Doğa Derneği öncülüğünde yaşayan bölge halkının ve bazı toplulukların yardımı ile açılışı gerçekleşmiştir. Okul için yardım elini uzatan sanatçıların başında ünlü megastar Tarkan gelmektedir. Tarkan, okulun araştırma ve öğrenime başlaması için çok büyük destekler vermiş. Hatta İstanbul'da ve Seferihisar'da bizzat konserler vererek elde edilen geliri okula bağışlamıştır. Tertemiz ve muhteşem bir plaj, Sığcık Akkum Plajı. Akkum Plajı, Seferihisar şehir merkezine yaklaşık 3 km uzaklıkta yer almaktadır. İsminden de anlaşılacağı gibi plajın kumu beyaz renkte ve inceciktir. Seferihisar Belgesi tarafından işletilen Akkum Plajı'nın suyu ise nispeten biraz soğuktur can gezikolikler. Yaz aylarında sıcaktan bunalan kişiler için ise vazgeçilmez bir destinasyondur Akkum Plajı. Plaja giriş için belirli bir ücret ödemek gerekmektedir. Ödeyeceğiniz bu ücret ile plaj içerisindeki bütün imkanlardan faydalanabilirsiniz. Zeytin ağaçları ve turkuaz suların muhteşem bir armoni ile buluştuğu Akkum Plajı, Türkiye'nin mavi bayraklı plajlarının en güzellerinden biridir. En güzel plajlardan biri Akarca Plajı. Akarca Plajı'nın en büyük özelliği suyunun çok serin olmasıdır. Akkum Plajı'na göre daha sakin bir halk plajıdır. Akarca Plajı, Seferihisar şehir merkezine yaklaşık 7 km uzaklıkta yer almaktadır. Bu plajda yüzmek isterseniz çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim can gezikolikler. Çünkü plajın çok taşlık olmasından dolayı suyu birdenbire derinleşebilmektedir. Bu arada denize girmeden önce deniz ayakkabısını yanınızda bulundurmanız da sizin için iyi olacaktır. Pansiyonlara çok yakın bir konumda olan Akarca Plajı'nda rahatlıkla konaklama ihtiyacınız da
karşılayabilirsiniz. Can gezikolikler, eşsiz mavi rota, sığcık tekne turu. Suyun olduğu yerde elbette tekne turu olmazsa olmazlardandır can gezikolikler. Mavi ve yeşilin birleştiği bu güzel ortamda sizler de olmak isterseniz istediğiniz şirketi seçerek istediğiniz şekilde planınızı yapabilirsiniz. Genel olarak bir gün süren tekne turları saat 10 ile 17 arasında düzenlenmektedir. Tekne turunda hem çok eğlenmeyi hem de bol bol fotoğraf çekilmeyi sakın unutmayın can gezikolikler. Gelecek nesillere kalan bir miras Seferihisar Kültür Müzesi. Seferihisar şehir merkezinde yer alan kültür müzesi, yörede yaşayan sanatçıların eserlerini sergilediği bir kültür merkezi haline gelmiştir. Bina iki kattan oluşmaktadır. Yörenin kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak için kurulan bu müze, hafta içi her gün can gezikolikleri beklemektedir. Müzeye giriş ise ücretsizdir. Tarihi ve kadim yapısıyla Seferihisar Ulu Camii. Osmanlı'nın Seferihisar yöresindeki en önemli eserlerinden bir tanesi olmayı başaran Ulu Camii, şehir merkezindeki Cami Kebir Mahallesi'nde yer almaktadır. Ulu Camii 1816 yılında yapılmıştır. Ulu Camii'nin bir adet minaresi vardır. Yıllar boyunca birçok restorasyon işleminden geçen cami, en büyük yenileme çalışmasını ise 1996 yılında görmüştür. Bu restoreden sonra da yeniden ibadete açılmıştır can gezikolikler. Buram buram bilim ve sanat, Bilimsev. Bilimsev merkezi Urla Seferihisar Karayolu üzerindeki Ovacık köy sınırlarında yer almaktadır. Bilim, sanat, etkinlik vadisinin kısaltması olan Bilimsev, temel bilimler, astronomi, teknoloji ve paleontoloji alanlarında çalışmalar yapmaktadır. Daha çok 3-18 yaş grubuna hitap eden Bilimsev, çocukların gelişen merak ve sorgulama duygusuna cevap vermektedir. Bu arada elbette mantıksal düşünceyi de geliştirmektedir. Çocukların bu sayede bilim ve teknolojiye karşı bilgi sahibi olmaları sağlanmaktadır can gezikolikler. Zeytin'in başkenti Gödence Köyü. Gödence Köyü, Seferihisar şehir merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta yer almaktadır. Köy özellikle zeytin yetiştirmede ve zeytinyağı yapımında olağanüstü başarılar ortaya koymuştur. Bu başarılarından dolayı köye Kuvvet Doğar adlı kooperatif kurulmuştur. Dünya Bankası tarafından ise söz konusu kooperatife en başarılı kooperatif ödülü verilmiştir. Köyün bir başka özelliği ise Anadolu'da antik dünyada şarabın sözde tanrısı olarak bilinen Dainosos tapınağına ev sahipliği yapmasıdır. Özellikle şaraplı üzüm yetiştirmede usta olan köyde her yıl Eylül ve Ağustos aylarında bağ bozma etkinliği yapılmaktadır can gezikolikler. Turuncu Bayram Mandalina Festivali. Seferihisar Belediyesi tarafından her yıl Kasım ayında Turuncu Bayram Mandalina Festivali büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Özellikle İzmir ve çevre illerden gelen üreticiler yetiştirdikleri mandalinaları ziyaretçileri sunarak yörede mandalina şöleni yaşatıyorlar adeta. Meyve olan mandalinadan hariç mandalina reçeli, mandalina tatlısı, mandalina sabunu gibi sayabileceğimiz pek çok üründe festival kapsamında sergilenmekte ve satışı da yapılmaktadır. Seferihisar'da adeta her bir köşenin turuncuya boyandığı festival günleri içerisinde farklı farklı etkinlikler ve eğlenceler de düzenlenmektedir can gezikolikler. Buram buram mis gibi kokular Lavanta Festivali. Seferihisar ilçemize bağlı Turgut köyünde yer alan lavanta bahçelerindeki lavantaların hasadı her yıl Haziran ayında olmaktadır. Böylelikle profesyonelce yetiştirilen lavantaların tüm dünya tarafından duyulması sağlayan festivaller düzenlenmektedir. Bu festival içerisinde hemen hemen lavanta ile yapılabilecek bütün ürünler tezgahlarda yerini almaktadır. Festival günlerinde bando gösterisi, lavanta yağı atölyesi ve sanat ürünleri gibi çeşitli etkinlikler de düzenlenmektedir. Hem etrafın muhteşem bir güzelliğe büründüğü hem de buram buram mis gibi kokuların yayıldığı festivale
sizlerin de katılmanızı tavsiye ederim. Can gezikolikler, Seferihisar'ın enfes göresel lezzetleri, birbirinden muhteşem lezzetlere ev sahipliği yapan Seferihisar mutfağının en başında deniz ürünleri gelmektedir. Her mevsim sofraları şenlendiren barbun, çipura, sardalya, levrek, ahtapot salatası, karides yiyen can geziköliklerin ağızlarındaki tat damaklarında kalıyor adeta. Yöremizde hamur işi olarak da peynirli gözleme ve ev baklavası tercih listesinin en başında gelmektedir. Bu lezzetler ile yoğurtça, tatlı tarhana, enginar dolması, oklavadan sıyırma, lokbok, oğlak dolması, ekmek dolması, keşkek, samsades tatlısı da enfes Seferihisar yöresel lezzetleri arasındadır. Can gezikolikler. Lezzetin yuvalandığı köfte, yuvalaça. Seferihisar yöresine özgü bu damak tadının yapılışı için hazırlanmış kıyma, pirinç, yumurta akı, ufalanmış ekmek, tuz ve karabiber bir tabakta yoğrulur ve köfte şekli verilir. Yapılan köfteler önce una, daha sonra yumurta sarısına batırılıp kızartılır. Bir başka kapta et suyu kaynatılır. Köfteler kızarınca et suyuna atılıp yumuşak hale gelinceye kadar pişirilir. Pişince artık servise hazırdır can gezikolikler. Afiyet, bal şeker olsun inşallah. Sebze şöleni, enginar çanağı. Tavada soğan kavrulur. Üzerine haşlanmış ve küçük küçük doğranmış patates ve havuç eklenir. Kavrulduktan sonra üzerine bezelye eklenir ve altı kapatılır. Sos için bir kapta limon suyu, su, toz şeker, tuz ve zeytinyağı karıştırılır. Tencereye dizilen enginarların içine garnitür konulur. Üzerine limonlu su ilave edilir ve soğuk servis yapılır. Afiyet olsun can gezikolikler. Ege kahvaltılarının vazgeçilmezi boyoz. İzmirlilerin yoğun iş temposunda işe giderken yol kenarındaki seyyar satıcılardan veya fırınlardan aldığı, otobüste, vapurda, araçta ya da iş yerlerinde kahvaltı niyetine yediği hamur işidir can gezikolikler. İnce ince açılmış hamurun arasına kabak, patates veya çikolata konularak pişirilir ve sıcak olarak tüketilmesi önerilir. Boyoz İzmirlilerin olmazsa olmazıdır. Sıcak bir çayın yanında yumurta ile tüketilmesi de tavsiye edilir. Can gezikolikler. İzmir'in efsane lezzeti kumru. Salam, sucuk ve sosislerin hafif kızartılmasından sonra hafif derecede tost makinesinde kızartılmış ekmeğin içerisine konulur. Daha sonra ise turşu, kaşar peyniri, ketçap ve mayonez ilave edilerek afiyetle yenir. Can gezikolikler. Seferihisar ilçemize ulaşım. Seferihisar şehrimiz ile İzmir arası mesafe D300 karayolu ile yaklaşık 50 kilometredir. Ortalama yarım saatlik seyahatle İzmir'den Seferihisar şehrimize ulaşım sağlayabilirsiniz. Başkent Ankara ile Seferihisar arası mesafe E96 karayolu ile yaklaşık 645 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 8 saattir. İstanbul ile Seferihisar arası mesafe ise O5 karayolu üzerinden yaklaşık 540 kilometredir. Ortalama seyahat süresi ise 5 saat 45 dakikadır. Araba ile değil de uçakla gelmek isterseniz Seferihisar şehrimize en yakın havalimanı İzmir Adnan Menderes Havalimanı'dır. Mesafe yaklaşık 55 kilometre, ortalama seyahat süresi ise 1 saattir. Havalimanı ile ilçe arasında her gün belirli saatlerde seferler düzenlenmektedir. Demiryolu ile gelmek isteyen can gezikolikler ise Seferihisar şehrimize en yakın İzmir Basmane tren istasyonunu kullanabilirler. Bu tren garına uzaklık yaklaşık 60 km olup ortalama seyahat süresi ise 1 saattir can gezikolikler. Türkiye'nin ilk sakin şehri Seferihisar'a yelken açın. Zamanın adeta su olup attığı bu güzel topraklarda anı doya doya yaşamak ve zevk almak için Seferihisar şehrimize rotanızı çevirmeyi sakın unutmayın can gezikolikler. Birbirinden güzel plajları, sahilleri, tarihi yapıtları ve şirin mi şirin sokakları ile siz de zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.
Seferihisar yöremize ait birbirinden lezzetli yöresel yemekleri de yemeden sakın ayrılmayın bu güzel topraklardan. Yüce Allah'ın izniyle hep birlikte Seferihisar'ı keşfetmeye çalıştık. Öyleyse yanınıza sağlığı ve huzuru alın. Seferihisar şehrimize yelken açın. Hep seyahatte elbette rehberiniz Doktor Murat Akseyahat ile kalın inşallah. Hoşça kalın.